Pekin Üniversitesi'ndeki bu konferansla, seminerle ilgili düşünceleriniz nedir acaba? Doğrusu ilk kez bu tarz bir organizasyona şahit oluyorum. Yani genellikle yurt dışında akademik toplantılara gidiyoruz fakat Türkiye'den bir kurumun yurt dışındaki bir kurumla irtibatlı olarak, ilişkili olarak organize ettiği ilk kez böyle bir konferansa katılmış oluyoruz. Muhtemelen Türkiye için de yani nadir örneklerden birisi olabilir. Kendi alanımızla ilgili söylüyorum. Bu bakımdan ilk başta bazı endişelerim vardı doğrusu. Ancak organizasyon çok güzel oldu, çok başarılı yapıldı. Her yönüyle yani birinci olarak Türkiye'den buraya gelişimiz, yolculuğumuz vesaire gibi yani fiziki şartlar çok güzel organize edildi. Çok iyi bir ekip vardı. Çok güzel her şey planlandı. Kaldığımız yerler güzeldi. Kurulan irtibatlar çok güzeldi. Sonra sempozyum oldu. İşte iki gün boyunca. Doğrusu yani bunu açıkça ifade etmek lazım. Bence akademik düzeyi çok yüksek bir toplantı oldu. Yani gerek Türkiye'den ve Amerika'dan, yurt dışından gelen hocalar, gerek Çin'den katılanlar bence çok güzel konuşmalar yaptılar. Çok iyi değerlendirmeler yaptılar. Bir konu bütünlüğü oluştu. İlk kez yani Türkiye ve Çin arasında ve İslam ve Çin arasında ilk kez bu tarz bir karşılaştırma yapıldı. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bir şeyin ilk olması ve bu seviyede yapılması, bu düzeyde yapılması gerçekten büyük bir başarıdır. Bu bakımdan bence şahsen kendi adıma söyleyeyim. Beklentilerimin çok üzerine bir toplantı oldu. Yani bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum ve muhtemelen Türkiye'de de bunu paylaşacağım inşallah bu kanaatimi. Bu açıdan arkadaşlara, TÜRKAD yetkililerini, başta Cemal Nur Hanım olmak üzere bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok başarılı bir iş yaptılar. Burada katılan tebliğcileri, bilim adamlarını tebrik ediyorum. Çok başarılı bir çalışma yaptılar. Bu tabii çok önemli bir başlangıç noktası. Bunun arkasının gelmesi çok önemli. Yani gerçekten Çin'de Pekin Üniversitesi'ne bir birim açmak bu kolay bir şey değil tabii. Bunun arkasının gelmesi lazım. Belki kayıtlara geçmesi açısından birkaç hususa değinmek istiyorum. Birincisi şu, burada görev alacak hocaların, burada çalışma yapacak kişilerin çok iyi planlanması, çok iyi hazırlanması gerekiyor. Yani çünkü büyük emeklerle bir şey yapılıyorsa bunun verimli olması açısından bu çok önemli bir sorun gibi geliyor bana. Bu hepimize bir görev düşüyor. Yani herkes kendi görevini yapması lazım. İkincisi şöyle bir sorunu görüyorum. Çin'de tabii Müslümanlar var. O Müslümanlarla Çin'deki diğer insanlar arasında bazı gerilimler var. Bu gayet tabidir, normaldir. Şimdi enstitünün ve burada kurulan kürsünün bu gerilimlere kurban gitmeden ve bu gerilimlerde taraf olmaksızın varlığını sürdürmesi ve gelişmesini sürdürmesi çok önemli bir problem. Çok önemli bir mesele. Çünkü gittikçe enstitüden bir takım talepler olacaktır. Yani enstitüden bir takım beklentiler olacaktır. Buradaki Müslümanlar, buradaki insanlar belki enstitüyü daha farklı bir noktada görmek isteyecekler. Ama Çin'in şartları buna müsaade etmeyecek. Bu bakımdan enstitünün stratejinin planlanması çok önemli bir rol oynayacak burada. Bence enstitünün yani geleceğini veya buradaki, hep enstitü diyorum aslında kürsü tabii. Bu kürsünün geleceğini buradaki strateji belirleyecek. Bence bu bakımdan da yani çok dikkatli, çok iyi bir strateji planlanması lazım. Çünkü kabul etmek lazım, Çin herhangi bir yere benzemiyor. Yani burası Avrupa gibi değil, Türkiye gibi değil. Başka bir yer burası. Burada yüksek bir akılla, çok soğukkanlı bir şekilde işlerin planlanması gerekiyor. Ben şahsen bu açıdan hem sempozyumu çok başarılı buldum, arkadaşların organizasyonunu çok başarılı buldum. Gerçekten bizimle de özel olarak da çok iyi ilgilendiler. Çok iyi doğrusu rehberlik yaptılar. Bu bakımdan hepsine müteşekkirim. Katılmış olduğumdan dolayı gerçekten çok memnunum. Ben yurt dışı yolculuklarını kişisel olarak çok tercih eden birisi değilim ama gerçekten çok büyük memnuniyetle döneceğiz. Çok iyi dostluklarımız oldu. Yani bu kadar keyifle, bu kadar zevkle, eğlenceyle bir seyahat doğrusu nadir hatırlıyorum yani hafızamda. Birkaç konu mesela iyi tartışıldı. Belki inşallah ileride daha güzel konular, daha programlı, daha sistematik konular olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Saygılar sunarım.